Daha önce de ekrana getirmiştik. Hatay'da bir rezidans, cennetten bir köşe diye tanıtılarak satılmış. İnsanlara mezar olmuştu ama. O rezidansın sahibi yakalandı, tutuklandı. Bugünse faciaya giden yolda ihmalleri bir yıl önce fark eden bir site sakininin şikayetçi bile olduğu ortaya çıktı. Her geçen gün o çatlak gittikçe büyüdü, gittikçe büyüdü. Kolon kesilmiş. Hani böyle bir kum görmedim ben. Yani cennetten bir köşe diye tanıtılıp cehenneme dönen o rezidansta facia göz göre göre gelmiş. Projeyi çok güzel ballandıra ballandıra anlattılar. Cennetten bir köşe, cehennem oldu. Hatay Antakya'nın en lüks rezidansıydı Rönesans. 12 katlı 250 daireden oluşan 10 yıllık bir yapı. Yıkıldı, harap oldu ama hiçbir Rönesans gibi değil. Rönesans çok feci bir şey. Çok üzgünüm. Annemi kaybettim dün. Akrabalarımın %70'i yok. O lüksün ardındaki ihmalleri ise bina sakinlerinden biri geçen yıl fark etti. Hemen yöneticinin kapısını çaldı. Havuza giderken yürüdüğüm koridorun çatladığını gördüm. Bence dedim temel kayıyor dedim. Böyle alay eder gibi güldü. Yok ya Zeki Hanım abartmayın filan dedi. Komşulara da söyledim. Herkese söyledim. İddiaya göre rezidansa mühendisler geldi, inceleme yaptı. Konu açılmadan kapandı. Depremden sonra ise inşaat teknikeri inceleme yapınca ihmaller gün yüzüne çıktı. İnşaat teknikeri inanılmaz şekilde bir kum çeşidi görmüş. Elinde diyor ovalayamıyorsun diyor, kil gibi. Aynı kil gibi diyor. Demirler çok acayip bağlanmış, yani olmaması gereken gibi. Binanın yıkılış şekli de çok tuhaf. Katiller mutlaka yargılanmalı. Depremin hemen ardından rezidans sahibi Mehmet Yaşar Coşkun Karadağ'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde neden yıkıldığını ben de bilmiyorum dedi, tutuklandı.